Bugün sizlere Ayşe Fatma Kuzular masalını anlatacağım. Dinlemeye hazır mısınız? Bir yol var dama gider, bir yol var şama gider. Karınca bu gidişle ancak akşama gider. Akşam olur, sabah olur. Aşığın dilinde ah olur. Çok söz çok hata yaptırır, yalan sözde günah olur. Nerede durmasını, nerede susmasını akledelim. En iyisi biz size duyduğumuz, dinlediğimiz bir masalı nakledelim. Bir varmış, bir yokmuş. Çok eski zamanlarda, çok uzak diyarlarda küçücük bir köy varmış. Bu köyün içinde yaşayanlar bu köyün dünyanın en güzel yeri olduğunu düşünürmüş. Bu köyde küçük bir de çiftlik varmış. Bu çiftliğin içinde Ayşe ve Fatma adında iki kuzusu olan bir anne koyun yaşarmış. Anne koyun yavrularıyla her mevsimin tadını çıkarırmış. İlkbahar geldi mi birlikte çimenlere uzanırlar ve papatyaların kokusunu içine çekerlermiş. Yazın güneşin tadını çıkarırlarmış. Sonbaharda tüm renkleri tek tek incelerlermiş. Ama kış gelince, işte kış gelince yavrular dışarıya çıkamaz, sadece anneleri gidip onlara yemek getirmek zorunda kalırmış. Yine böyle bir gün, yine böyle bir zaman anne koyun kurdun da etrafta dolandığını bilmekte yavrularını uyarmış. Demiş ki, yavrularım sakın benden başkasına kapıyı açmayın. Bir şifremiz olsun, ben kapıya geldiğimde tık 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 vuracağım. Siz kim o diyeceksiniz, ben de size Ayşe Fatma kuzular, yüreğim sızılar, açın kapıyı, anacığınız geldi, size süt getirdi diyeceğim. Siz de işte o zaman benim geldiğimi anlayacaksınız ve kapıyı açacaksınız. Tamam demiş Ayşe ve Fatma, birbirine sarılmış, annesini beklemeye başlamışlar. Tam bunlar gider gitmez, kurt belirmiş, annenin uzaklaştığını görünce gelmiş kapının önüne. Tık tık tık. İçeriden kuzular, kim o demişler. Ayşe Fatma kuzular, yüreğim sızılar. Açın kapıyı, anacığınız geldi, size süt getirdi. Bunu duyan Fatma, hayır sen bizim annemiz değilsin. Ayşe, ha annemizin sesi çok inceydi demiş. Kurt hemen oradan uzaklaşmış, ne yapacağını çok iyi biliyormuş. Girmiş bir kümese, içmiş yumurtaları, sesini inceltmiş. Tekrardan kapıya gelmiş. Kapıya vurmuş. Tık tık tık. Fatma demiş, kim o? Ayşe Fatma kuzular, yüreğim sızılar. Açın kapıyı, anacığınız geldi, size süt getirdi. Sesin benziyor ama bir de ayağını göster bakalım demiş Fatma. Ayağını göstermiş. Ayağı simsiyah. Ayşe, bizim annemizin ayağı beyazdı demiş. Kurt bunu duyar duymaz hemen soluğu değirmende almış. Girmiş çuvalın içine, boyamış ayaklarını ve birazdan Ayşe ve Fatma'nın kapısına gelmiş. Tık tık tık. Ayşe Fatma, kim o diye sormuş. Ayşe Fatma kuzular, yüreceğim sızılar. Açın kapıyı, anacığınız geldi, size süt getirdi. Fatma ayağını göster demiş. Ayağını göstermiş, bembeyaz. Ha demiş, annemiz geldi herhalde, iki kuzu. Açmışlar kapıyı. Bir de ne görsünler, karşılarında kurt. Kurt bunları bir lokmada hapur hapur yemiş, mideye indirmiş. Oradan uzaklaşıp ormanın derinliklerine yatmaya gitmiş. Aradan biraz zaman geçmiş, anne koyun gelmiş. Anne koyun kapıyı ardına kadar açıp görünce olanları anlamış ve kurdu aramaya gitmiş. Kurdun nerede olabileceğini az çok bilirmiş. Evi öyle bırakmış kurdun peşine. Ormanın derinliklerindeki kurdun inine. Varmış yanına. Kurt kardeş, kurt kardeş demiş. Şöyle bir gözünü açmış kurt. Efendim diye bakmış. Akşama çok güzel bir ziyafet hazırladım. Gel mutlaka, seni bekliyorum demiş anne koyun.
Kurt da peki demiş, canına minnet, kuzuları da yemiş zaten. Ve akşam olunca koyunun hazırladığı yere doğru yola çıkmış. Anne koyun kurda bir sürpriz hazırlamış. Hem de ne sürpriz. Kocaman bir çukur kazmış. Çukurun içini bir sürü odunla, çerle, çöple doldurmuş. Üzerine de bir minder koymuş. Tam kurda göre. Kurdu gelince oraya oturtturmuş. Tam sofrayı önüne serecek. Birden kurt çukurun içine düşmesin mi? Bir ateş yanmaya başlamasın mı? Kurt feryat figan. Ay kulaklarım, kulaklarım. Anne sinirli ve kızgın. Ay kulaklarım, kulaklarım der misin? Ayşem'i de Fatma'mı da yer misin? Kurt feryat figan. Ay gözlerim, gözlerim. Ay gözlerim, gözlerim der misin? Ayşem de Fatma'mı da yer misin? Ay kollarım, kollarım. Ay bacaklarım, bacaklarım. Bu konuşma sürüp gitmiş. Bakmış kurt, kurtuluş yok. Karnını sıkmış, sıkmış, sıkmış ve iki koyunu da dışarıya çıkarıvermiş. Anne koyun ve yavrular birbirine sarılırken kurt da uzaklaşmış, gitmiş. Mutlu mutlu yaşamış anne koyun ve yavruları ve bir daha kurt onları hiç rahatsız etmemiş. Ve gökten 3 tane elma düşmüş. Biri bu masalı evlerinde izleyen çocukların başına. Elmanızı atıyorum, yakalar mısınız? 1, 2, 3. Biri bu masalın ilk sahibine, biri de bana olsun mu? Hoşça kalın. Anadolu masalları çocuklarla buluşacak. Anadolu masalları.